Kafan mı kanıyor senin? Doğrudur Canan Hanım. Kaza. Otur otur. Bakabilir miyim? Tabii. De biraz kanıyor. Nasıl? Şey yapayım. Nasıl oldu bu kaza? O civarda dolaşırken. Hakikaten. Hastaneye götüreyim mi seni? Hastane. Zahmet var mıyım şimdi? Yok canım. Arabanın anahtarlarını alayım geleyim. Canan Hanım. Hani savcı beye de bir haber mi versek acaba? Hani Akgün benimle beraber diye. Senin de habersiz bir şey yapamıyor musun sen? Yok pek öyle değil de bilse fena olmaz yani. Bir de şimdi bu kafa yarılma hadisesini kurcalayacaktır. Geldiğimden beri de sicilim pek parlak değil ya. Ne bileyim ben hani söyleme taraftarı değilim. Başka bir şey söyleseniz. Artık çünkü geldi yani onunla orasına. Bir tane şartım var. Ne? Kazanın nasıl olduğunu anlatacaksın. Tamam tamam. Tamam bekle geliyorum. Tamam. Şimdi Altaycığım sen biraz burada takıl, tamam mı? Karnın falan acıkırsa da memurlara söyle. Onlar ne istiyorsan sipariş ederler, tamam mı? Benim çünkü biraz işim uzun sürecek içeride. Ben de izleyebilir miyim? Yavrum ne izleyeceksin ya? Ben sorguya giriyorum. Sorgu odaları peki filmlerdeki gibi mi? Hiç öyle değil. Hiç filmlerdeki gibi değil. Büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Zaten yasak. Boş ver. Sen burada takıl, bir yere kaybolma, tamam mı? Ben işimi bitirip geleceğim. Tamam. Hadi bakalım. Efendim Canan? Alo Selim. Ben Akgün'ü sağlık ocağına götürüyorum. Sana haber vermemi istedi. Ne sağlık ocağı ya? Ne sağlık ocağı? Hayır, hayır Canan. Olmaz öyle bir şey ya. Hayır. Ne olmaz ya? Çocuğun kafası yarılmış. Ya nasıl kafası yarılmış? Anlamıyorum ki. Ne? Ver bir telefona bakayım. Ne oluyor? Ya Selim, yani Akgün'den aplikleri takmasını rica ettim. İşte çocuk da sağ olsun kırmadı. Yardı kafasını. Merdivene çarpmış. Canancığım. Yarılmış mı, yarıldı mı? Bak bir yarılmış diyorsun, bir yarıldı diyorsun. Anlayamıyorum. Ne oluyor orada? Ya sorguya mı çekiyorsun sen beni? Neyse ne işte yardı, yarmış. Benim yüzümden oldu. Sağlık ocağına götürüyorum. İzin almak için aramadım ki ben seni. Bilgilendiriyorum. Tamam Canancığım, tamam. Ne yapıyorsan yap. Anladım. Sen gideceksen gideceksin oraya. Belli oldu bu ama sen bu çocuğu daha tanımıyorsun ki Canan. Tanımıyorsun, öyle bir şey değil bu. Şimdi sen bu çocuğu yanından 5 dakika bile ayırmayacaksın o zaman. Duyuyor musun beni? Gidiyorsan gittiğin yerde gözünün önünden ayrılmayacak bu çocuk. Nasıl gittiyseniz öyle geri geleceksiniz. Tamam. Bu nasıl bir kontrol manyaklığı ya? İyice hasta bir adam olmuşsun sen. Suçlu mu bu çocuk? Tutsak mı? Ha? Öyleyse söyle, ben ona göre davranayım. İyi, hadi gittik biz. Canancığım ama sen bu durum... Canan, inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Savcım avukat yolda. Gelmeden gelin isterseniz. Başka fırsatımız olmayabilir. Tamam, tamam, dur sen. Alo komiserim. Savcı Selim Kara. Buyurun Sayın Savcı. 11-25-62 seri nosu. Şahıs bilgim dahilinde gözetim alanını terk ediyor, tamam? Anlaşıldı. Tamam, hadi. İnanamıyorum ya. Canan Hanım, kusura bakmayın. Gerçekten size zahmet veriyorum. Yok canım, ne zahmeti? Yolda ne olduğunu anlatacağın için sorun yok. Canan Hanım, diyorum ki işte siteden çıkıyorum ya ben şimdi. Acaba hastaneden sonra bir alaçatı yapsam da üstüme başıma bir şeyler mi alsam? Geldim geleli hiçbir şey alamadım. Savcın gözünün önünden ayırma dedi. Ya şimdi babam beni savcıma emanet etti ya. Geçenki şu yaşanan tatsız hadiseden sonra da savcım ortalıkta dolaşmam pek istemiyor benim. Ondan mütevellit. Eğer hani 1-2 saatliğine idare edecek bir zaman verirseniz bana daha ne isterim. Bir daha yalan söyleyeyim yani. Yok yalan gibi değil ya, hani görmezden gelmek gibi bir şey herhalde. Nereye gidiyorsunuz anne? Akgün'ün kafası yarılmış, hastaneye götürüyorum. Geçmiş olsun Akgüncüm. Sen mi istedin hastaneye gitmek? Nasıl bir soru bu Yağmur ya? Bin Akgün sen de geliyor musun? Atla o zaman. Hadi. Geliyorum. Ben de geliyorum. Bir anlaşma yapmıştık seninle Akgün. Doğrudur. Dinliyorum, nasıl oldu kaza? Çocuk mu bu anne ya? Nasıl olmuşsa olmuş. Yani neyini kurcalıyorsun sen şu an? Kızınız çok doğru konuştu Canan Hanım. Yani... senin de nasıl oldu diye sormadan geçmiş olsun demem biraz garip sanki. Çünkü önemli bir şey yoktur diye düşündüm. Ya da kafasını yararken sen de yanındaydın. Yok canım. Yani öyle değil.
Belki de nasıl oldu diye Akgün'e değil sana sormam lazım Yağmur.